Evet arkadaşlar amatör 2 ile devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıda bir alışveriş post yazının rulo şeklindeki kağıdı verilmiş. Post yazından her işlem yapıldığında şekilde uzunluğu verildiği gibi bir parça kağıt çıkmaktadır. Yani çıkan parça x-1. Bir gün içerisinde verilen post yazına hiç kullanılmamış bir rulo kağıt takılıp X artı 4 defa işlem yapıldığında kalan kağıt uzunluğu 16 santimdir. Buna göre kullanılmamış bir rulo kağıdın alanı kaç santimetre karedir? Şimdi her bir işlemde x eksi 1 santimetre gidiyordu. Toplamda x artı 4 defa işlem yaptık. Ve kalan 16 bunlardan çıkaracağız? Toplam uzunluktan çıkaracağız. Toplam uzunluğumuz da 2x kare eksi 8x artı. 36. Önce şurayı bir düzenleyelim. Ne gelir? Çarptığımızda x kare artı 3x eksi 4 gelecek. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkardığımızda 2x kareden x kare çıkarırsak x kare eksi 8x artı 3x çıkardığımızda eksi 11x 36 eksi 4 çıkardığımızda artı 40 olacak. Bu bize kalanı veriyor. Kalan da 16 idi. 16'yı bu tarafa aldırsak ne gelir? x kare eksi 11x artı 24 eşittir 0 olacak. Bunu çarpanlarına ayırabiliriz. x kareyi x çarpı x 24 8 çarpı 3 yaparsak ikisinde x yazarsak olur. x eşittir 8 ve x eşittir 3 olacak. Şimdi bizden istediği alana gidelim. Ama x 3 olursa şuradaki genişliğimiz 0 olur. X'i 3 alamayız. X 8 olmak zorunda. 8 ise şöyle düşünelim. X eksi 3'tü şurası. Bura 5 olacak. Aşağısı 2x kare eksi 8x artı 36 idi. 2 çarpı 8'in karesi eksi 8 çarpı 8 artı 36 olur. Şurası 64 şurası 128. 64 kaldı buradan. 36 eklediğimizde ise 100 olarak burayı bulduk. Alan içinde ikisini çarparsak 100 çarpı 5'ten 500 olarak bulabiliriz. Yani cevabımız D seçeneği olacak. İkinci sorumuza bakalım. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. X2 eşittir eksi x1 olduğuna göre m kaçtır demiş. Şimdi x2 eşittir eksi x1. Bu verilmiş bize. Biz buradan neyi çıkarabiliriz? x2 artı x1 eşittir 0 olur. Şunu karşıya gönderirsek. Yani kökler toplamı 0'a eşit diyebiliriz. Kökler toplamını şuradan yazacak olursak. Eksi b bölü a'ydı. Eksi b bölü a da burada ne olur? Eksiyle çarptığımızda 7m eksi 1 bölü 5 olacak. Bunun 0 olduğunu biliyoruz. O halde 7m eksi 1'in 0. M'in de 1 bölü 7 olması gerekir. Yani cevap D seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuzda ne demiş bize? Denklemin gerçek kökü yoksa A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri. Gerçek kökü yoksa ne olması gerekir? Delta'nın sıfırdan küçük olması gerekir. O halde Delta'yı bir hesaplayalım. B kare eksi 4AC'ydi. Yani eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı A olacak. Bunun sıfırdan küçük olması lazım. Buradan 36-8a küçük 0, 36 küçük 8a ve a büyük ne olacak? 36 bölü 8'den 9 bölü 2 ya da 4,5 diyebiliriz. a buçuktan büyük olacak. En küçük tam sayı değeri de 5 olur diyoruz. Cevabımız e seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuzda A gerçel sayı olmak üzere karmaşık sayılarda eşitlik verilmiş. A kaçtır demiş. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak 1 eksi A çarpı i eşittir. A çarpı i eksi i kare olur. i kare eksi 1'di. O halde burası A çarpı i artı 1 olacak. Karşı tarafta 1 eksi A çarpı i idi. Şunlar gitti. 2 A çarpı i eşittir. 0 oldu. Buradan da 2a eşittir 0'dan a eşittir 0 olarak bulabiliriz. Cevabımız e seçeneği olacaktır. 5. sorumuzda denklemin iki farklı gerçek kökü olduğuna göre demiş. Buradan delta'nın 0'dan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Anlayabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Hemen deltasını hesaplayalım. B kare eksi 4 ac'den 8'in karesi eksi 4 çarpı Eksi 4 olduğu için şuraya artı yapıyorum. Çarpı a. Bunun ne olması lazımdı? Sıfırdan büyük. Yani 64 artı 16 a büyük 0 olur. Buradan 16 a büyük eksi 64 ve a büyük eksi 4 olur. Eksi 4'ten büyük en küçük de eksi 3 olacaktır a değerimiz. Beşinci sorunun cevabı da c olur bu şekilde. Altıncı soruda en bir doğal sayı işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada ayrı ayrı 4 ile bölümünden kalana bakarsak kuvvetlerin 7 an var, 3 an var, 2 an var. Burada işlem yapamayız. O yüzden biz ne yapalım? Kuvvetleri bir düzenleyelim. i üzeri 7 an artı 13 çarptığımızda toplayacaktık üstleri. O yüzden artı 3 an artı 45 gelecek. Böldüğümüzde çıkarırsak eksi 2 an eksi 10 olur. Bu şekilde i'nin kuvvetini düzenleyebiliriz. O halde i üzeri 7n 10n 2n çıkardığımızda 8n 13 58 10 çıkardığımızda artı 48 olacak. 8n 4'e tam bölünür kalan 0'dır. 48'in 4'e bölünden kalan 0 yani i üzeri 0 kalacak buradan. Bu da 1'e eşittir. Cevabımız D seçeneğidir diyoruz 6. soruya. 7. soruda toplamı kaçtır demiş. Şimdi bu şekilde bir toplam verildiğinde şunu düşünebiliriz. i'nin kuvvetleri i üzeri 1, i üzeri 2, i üzeri 3, i üzeri 4 olursa ardışık kuvvetler i eksi 1, eksi i artı 1 geleceği için toplamı 0 olur. Yani her ardışık 4'te bir sıfırlanacağı için biz burada kaç terim var? Önce terim sayısı diyelim şöyle terim sayısını bulalım. Bunu 4'e bölüp kalan terimleri de düzenleyebiliriz. Terim sayısı nasıl bulacağız? Son terim eksi ilk terim artı bir ardışık olduğu için buradan da 242 gelecek. Bunu 4'e bölelim. 60 defa var. 240 olursa kalan 2. 2 tane terim kalacak. Bunu şöyle sondakileri silelim. Baştaki i üzeri 7 ve i üzeri 8 kalsın. i üzeri 7'yi 4'e böldüğümüzde kalan 3 olduğu için i üzeri 3 olarak i üzeri 8'de i üzeri 0 olarak yazabiliriz. i üzeri 3 eksi i olacaktı. i üzeri 0 da 1 yani 1 eksi 1 pardon eksi i artı 1 ya da 1 eksi i olacak. Bu da e seçeneğinde doğru olarak verilmiştir bize. 8. soruda ne demiş? Ardışık iki çift sayının çarpımı 528 olduğuna göre büyük sayının alabileceği değerler çarpımı kaçtır demiş. Şimdi burada ne diyebiliriz? Ardışık iki çift sayıydı. Bunlardan bir tanesi x e, diğeri x artı 2 olacak. Ve çarpımları 528 olsun istiyorum. O halde burayı düzenlersek x kare artı 2x eksi 528 eşittir. 0 şeklinde yazabiliriz. Bunu da 22'ye 24 olarak ayırırsak eksiye artı dersek ifademiz çarpanlarına ayrılır. Yani x eşittir 22 veya x eşittir eksi 24 olacak. x'i 22 alırsak 22 çarpı 24 olur. Eksi 24 alırsak eksi 24 çarpı eksi 22 olacak. Burada büyük sayının alabileceği değerler çarpımı istenmiş. Büyük sayımız 24 ve eksi 22 olur. Çarparsak da eş, eksi 528 olarak bulabiliriz. Cevabımızı cevabımız E seçeneği oldu. 8'de. 9'a bakalım. Denklemin çözüm kümesinin eleman sayısı soruluyor bize. Bunun için ne yapacağız? Önce bir denklemi düzenleyelim. Çarpanlarını ayıracak olursak yukarıdaki ifade x eksi 1 çarpı x eksi 4 olarak yazılabilir. Aşağıdaki ifade de x eksi 1 çarpı x artı 7 olarak yazılabiliyor. Bu sıfıra eşit. Şimdi payda sıfır olamaz. O yüzden x eşit değildir. 1 x eşit değildir. Eksi 7. Pay kısmını sıfıra eşit dersek de x eşittir 1. x eşittir 4 gelir. 1'i şuradan dolayı alamayacağız. Bu yüzden gitti. Eksi 7 zaten alınamıyor. O halde x eşittir 4 olabilir sadece. Eleman sayısı sorulduğu için bir tane eleman var. Cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. sorumuza bakalım. Eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısının gerçel kısmı kaçtır? Şimdi biz z sayısına a artı i b dersek z'nin eşitliği de ne olacak? a eksi i b. Bunları getirip denklemde yerine yazalım. i çarpı a artı i b artı 1 eşittir. 2 çarpı 1 eksi a artı i b olacak. Eksi ile çarptığımızda eşleniyle. Şimdi buradan da a çarpı i eksi b bir kare geleceği için eksi 1 olur. Artı 1 eşittir. 2 eksi 2 a artı 2 i b olacak. Şimdi buradan reel kısımlar kendi arasında sanal kısımlar kendi arasında eşitlenirse a eşittir 2 b ve eksi b artı 1 eşittir. 2 eksi 2 a olur. Buradan 2 a eksi b eşittir. 1 olarak yazabiliriz. A yerine de 2B yazarsak 4B eksi B eşittir 1'den B eşittir 1 bölü 3 A da buradan 2B eşitti. 2 bölü 3 olacaktır. Biz gerçek kısmı istemiştik. Yani 2 bölü 3'ü istedik. Cevabımız D seçeneği oldu. 11. soruda Z ile Z'nin eşliğinin toplamı 4. Z'den Z'nin eşliğini çıkarırsak eksi 6 iyi gelmiş. Z'nin reel kısmı Z'nin eşliğinde imajinal kısmının toplamı isteniyor. Bize verilen denklemi taraf tarafa toplarsak 2Z eşittir. 4 eksi 6 iyi olur. Yani Z'de buradan 2 eksi 3 iyi olacak. O halde Z'nin eşliğinde olur. 2 artı 3 iyi. Z'nin reel kısmı 2 artı z'nin eşliğinin imajinal kısmı bu da 3 toplarsak da 5 olarak cevabımızı bulabiliriz. Cevap E seçeneği olacaktır. 12. sorumuza bakalım. Aşağıda bir tatil bölgesinde bulunan iki farklı otele ait bilgiler verilmiştir. Birinci otelin her katına x artı 4 kişi, ikinci otelin her katına x eksi 6 kişi yerleştirirse bu iki otelden biri tamamen dolduğuna göre x kaçtır? Şimdi ikisini de deneyelim. Birinci otelimizde x eksi 5 kişilik bir oteldi. İkinci otel burada her kata pardon x eksi 5 katlıydı. x artı 4 kişi koyacağız. Ve tamamen dolacak. Bu da 7 x eşit işte olacak. Birinci ihtimal bu. İkincisinde x eksi 2 katlı bir otelimiz var. Her kata x eksi 6 kişi koyacağız. Ve boş olan 5x'lik kısmı dolduracağız. Birinci denklemi çözecek olursak x kare eksi x eksi 20 eşittir. 7x olur. Buradan da x kare eksi 8x eksi 20 eşittir. 0 olur. Bunu 10 çarpı 2 eksiye artı olarak yazabiliriz. Burayı da x x dersek x eşittir 10 x eşittir eksi 2 olur. Negatif olamaz. Bu yüzden x'i 10 alacağız. Birinci ihtimalimiz bu. İkincisinde de yazarsak x kare x'i 8x artı 12 eşittir. 5x olacak. Buradan x kare x'i 13x artı 12 eşittir. 0 olur. x'e x dedik. 12'ye 1 dersek x'e x dersek x eşittir. 1 ve x eşittir. 12 gelir. x'i 1 aldığımızda x eksi 6, x eksi 2, x eksi 5 sağlanmayacak. Bu yüzden x 12 olabilir. Şimdi x eşittir 10 olursa x eşittir 12 olursa iki durumu da inceleyelim. x 10 olduğunda birinci otelde x yerine 10 yazarsak 5 kat var. Toplam 70 kişilik boş yer var. Ve x artı 4 de 14 olduğu için 14 yazarsak çarptığımızda 70'i verir. 10 sağlar. İkinci otelde x'in e 10 yazarsak 8 kat olur. 50 kişilik boş yerimiz var ve x 6 yani 4 kişi kalırsa 32 olur. Bu da olmaz. Bu istediğimiz şartı sağladı. x 10 olabilir. Bir de 12'ye bakalım. 12 için zaten şıklarda yok ama cevabın C olduğunu gördük. Bunu da deneyelim. Birinci otelde ne olacak? 7 kat olur. Boş kısım 84 kişilik ve her kata 16 kişi koyarsam fazla olacak. 70, 42, 112 kişi gelmiş olacak. Otel almayacak. Zaten burada bir hata verdi. İkinci otele bakalım. İkinci otelde ne olur? 10 kat olur, 60 kişilik boş yer olur ve 6 kişi koyacağız her kata. 6 kişi koyduğumuzda 60 burası dolmuş olacak ama şuradaki hatadan dolayı 12 alamıyoruz. Cevap C seçeneği olacaktır. 12. soru için. 13 sorumuza bakalım. Denklemin tek kökü olduğuna göre a kaçtır? Denklemin tek kökü varsa ne olması lazım? x eksi hatta şöyle yapalım ax a eksi b'nin karesi eşittir 0 şeklinde olacak ki tek kök gelsin yani tam kare ifade gelsin. Buradan direkt x eksi a'nın karesi eşittir a eksi 1 dersek dışarısının 0 olması lazım. Yani a eksi 1 eşittir 0'dan. A eşittir 1 olmalıdır. Bunu doğrudan söyleyebiliriz. Cevap A seçeneği olur. 14. sorumuz son sorumuz testte. Denklemin bir kökü diğer kökünden 3 fazla olduğuna göre K'nın pozitif değeri kaçtır? Yani biz neyi biliyoruz? X1 eşittir. X2 artı 3 olacak. Buradan X1 eksi X2 eşittir. 3 diyebiliriz. Kökler farkı formülünü kullanabiliriz burada. Kökler farkı formülünü kullanacak olursak neydi? Kök delta bölü mutlak a olacak. Kök deltamız b kare eksi 4 ac'den k'nın karesi eksi 4 çarpı 28 çarpı 1 olur. Bölü a'sı da zaten 1. Bu da kök k'nın karesi eksi 80 32 112. Bunu bu şekilde bulduk. Bunun neye eşit olduğunu biliyoruz. 3'e. 3'e eşitse her tarafın karesini aldığımızda k'nın karesi eksi 112 eşittir. 9 olacak. Buradan k'nın karesi 121 olur. k eşittir. 11 veya k eşittir. Eksi 11 olacak. Biz pozitif değeri arıyoruz. k'nın 11 olması lazım. Cevabımız c seçeneği olacaktır. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.